ebeveynlik döneminde hangi dönemde olduğunuz aslında bu noktada bizim için önemli. Toplamda 3 tane trimester, yani 3 aylık periyotlar şeklinde biz gebelik süreçlerini değerlendiriyoruz. İlk sürecimizde, yani ilk 3 ayımızda aslında bakarsanız bizim için önemli olan normal kilonuzu, o anki kilonuzu korumaktır. İkinci trimesterde bir tık daha beslenme ihtiyacınız artar. Üçüncü trimesterde ise bebeğin büyümesi daha hızlı olacağı için ihtiyaçlarımız daha fazla artar. Ancak burada kilo almalı ya da vermeli miyim kısmı gebeliğe kaç kiloyla başladığınıza bakılarak karar verilir. Diyelim ki beden kitle indeksiniz normal bir beden kitle indeksinde. O halde gebeliğinizin sonuna kadar almanızı beklediğimiz kilo ortalama 10 ila 12 kilo arasındadır. Eğer siz normal beden kitle indekslerinin üzerinde bir kiloyla gebeliğe başladıysanız belki de bu kiloyu sabit tutarak bile bu süreci sonlandırmamız mümkün olabilir. Eğer gebeliğin ilk 3 ayından bahsediyorsak bu süreç içerisinde doğru beslenme ve doğru egzersizde kilo vermeniz mümkündür. Yani aslında burada önemli olan ilk bakacağımız şey beden kitle indeksiniz nedir? Şu anda kilo vermeye müsait miyiz? Değil miyiz? İhtiyacımız var mı kısmıdır? Ancak son üçlüye geldiğimizde de yine yapmamız gereken şey hem annenin hem de bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Ve normalde annenin ihtiyacının ortalama 300 ila 500 kalori fazlasına ihtiyaç duyduğu bir dönemdir 3. trimester. Dolayısıyla biz yine beslenme düzeninizi buradaki ihtiyacı karşılayacak şekilde yaptığımızda kilo verme imkanı olabilir mi? Olabilir. Çok yüksek kilodaysak genellikle kilo verdiğimiz görülür mü? Görülür. Ya da hamileliğin başından sonuna kadar hiç kilo almadan da bu süreci tamamlayabiliriz. Burada önemli olan ve en önemli olan şey aslında bebeğin ihtiyaçlarını ve annenin ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bunu karşılamayı başardığımız takdirde doğru kontrolleri ve doğru takipleri yaptığımız takdirde doğru beslenme, yeterli ve dengeli beslenme ile hamilelik sürecinde kilo vermek de mümkün olabilir.